Merhaba arkadaşlar. Daha önce doğadan topladığımız kara hindiba bitkisinin kökleri. Kara hindiba çok şifalı bir bitki arkadaşlar. Hem yaprakları, çiçekleri kurutulduktan sonra şifalı çay yapımında kullanılıyor. İşte biz doğada bol bol bunu toplayıp kurutarak her zaman elimizde hazır bir halde bulundurup gerektiğinde de şifalı çayını yapıyoruz. Bugün kara hindiba bitkisinin bu çok şifalı köklerinin nasıl kullanıldığını ve faydaları neler olduğunu kısaca sizlere anlatmak istiyoruz. Arkadaşlar doğada kara hindiba bitkisini söktükten sonra bunun kökünü alıyoruz ve gölge bir yerde kurutmaya bırakıyoruz. Yaklaşık 10 gün içerisinde kuruyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Daha sonra bunu herhangi bir robotta, rondoda kıyarak toz haline getiriyoruz. Bu kara hindiba bitkisinin çok nefis bir kahvesi yapıldığı biliniyor. Ancak bunu normal suda öğütmeden şu şekilde arkadaşlar kullanabiliriz. Bunu suda kaynattıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika güzelce kaynadıktan sonra şifalı bir su elde ediyoruz. Ve bu su arkadaşlar şifa niyetine içilebiliyor. İçildiğinde ne gibi şifalı etkileri oluşur? Hemen kısaca ondan bahsedelim. Değerli arkadaşlar, kara hindiba kökünden yapılan bu şifalı su özellikle idrar söktürücü, böbrek rahatsızlıklarını giderici ve böbrek ağrısını anında dindirici, yine karaciğer fonksiyonlarını destekleyici bir etkide bulunur. Kökler antiviral, iştah açıcı, safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyen ve sindirime yardımcı olan bir özellik taşır. Bununla birlikte arkadaşlar çiçekleri de kurutulmuş halde çok şifalı, işte gördüğünüz gibi kurutulmuş kara hindiba çiçeği. Bu çiçekler de güçlü bir antioksidandır ve vücuttaki zararlı toksinleri atmada çok etkili. Yaprak, kök ve çiçekler birlikte kaynatılarak da gerçekten insan sağlığı açısından son derece önemli olan, aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren, vücut temel taşlarını dirençli bir hale getiren etkiyi gösteriyor. İşte çok gerçekten kanser araştırmalarına konu olan kara hindiba bitkisinin kurutulmuş kökleri, yine yaprakları ve çiçekleri bu şekilde kullanarak vücudumuzun birçok şifalı etkilerine vesile olmasını sağlayabiliriz değerli arkadaşlar. Siz de doğada bu bitkiyi gördüğünüzde kökünü de alabilirsiniz. Çiçeğini ve yaprağını da alıp kurutup bu şekilde kullanabilirsiniz.